Selamünaleyküm. Ben Alparslan Kuytul. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür ben de iyiyim. Annem de iyi inşallah. Çocuklar nasıllar? Okuldalar. Biliyorum onu ha. Alıştın mı okula? Yarın inşallah geliyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşlarımızın, hepimizin, sen de dahil, tefekkür üzerinde durmamız lazım. Mahlukatı tefekkür etmeden marifetullah'a ulaşmadan muhabbetullah'a ulaşmadan iman hakikiye ulaşılamaz. Kim iman hakikiye kavuşmak istiyorsa bu sırayı takip etmesi lazım. Allah'ı tanımanın en kolay yolu mahlukatı tefekkür etmektir. En etkilisi odur. Mahlukat üzerinde kafa yormayan insan Allah'ı tanıyamaz. Allah'ın ilmini ve kudretini tanıyamaz. Marifetullah'a ulaşmayan insan Allah sevgisine ulaşamaz. Allah sevgisine ulaşmayan Allah yolunda mücadele etmez. Allah sevgisine ulaşmayan kötü ahlakından kurtulamaz. Allah sevgisine ulaşmayan günahlardan kurtulamaz. Ve muhabbetullah'a ulaşmamış iman eksiktir. Muhabbetullah'a ulaşmadan imanın tadına ulaşılamaz. Hatta muhabbetullah'a ulaşmadan tam ihlas ile amel yapmak da mümkün olmaz. Çünkü tam ihlasla amel yapabilmek şeyle mümkündür. Yani insanın kime ibadet yapıyorsa, kim için yapıyorsa onu sevmesiyle mümkündür. Yani Allah'ı sevmeden aslında Allah için ibadet yapmak ya da bir hayır, bir hizmet yapmak mümkün olmaz. Mümkün olsa bile ihlaslı olmaz. Tam ihlasla yapılmış olamaz. Onun için herkes kalbini kontrol etmeli. Kalpleri fethetmek, muhabbetullah'a ulaşmakla mümkün olur. Kul Rabbini sevince Rab de kulunu sever. İnsanlara sevdirir, sözünü etkili kılar. Eğer doğruya davet ettiğimizden emin isek, doğruya çağırıyorsak, o zaman kalpleri fethetmek istiyorsak, öncelikle kalpte Allah sevgisi yerleşmeli. O zaman Allah da bizi sever ve bizi sevdirir. Sevildiğimiz zaman sözümüz etkili olur. Aksi halde söz etkili olmaz. Tabii yine de şu da bir gerçek ki, her işiten de duymaz, her duyan da anlamaz. Her bakan görmez, her gören anlamaz. Duymak, görmek ve anlamak kalp başka sevgilerden boşalınca mümkün olur. Anlatanın da kalbinde Allah sevgisi olması, başka sevgilere yer kalmaması icap eder. Dinleyenlerin de aslında öyle olması icap eder. Aksi halde duymaz, görmez, anlamaz. Çünkü kalbi zaten başka sevgilerle doludur. Onun için de o kalbe artık Allah girmemektedir, lafı anlamamaktadır. Yani gerçek bir mümin olabilmek aslında muhabbetullah'a ulaşmakla mümkün. Yoksa Müslüman olarak kalırız yani. Müslümanız ama mümin olamayız. Mısırlı bir alim var, Muhammed Şahrani. Diyor ki, ben San Francisco'dayken bir müsteşrik bana sordu. Bir oryantalist yani. Sizin Kur'an'ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu? Demiş. O da evet demiş. Müsteşrik demiş ki, o halde Allah niçin kafirlerin müminlere galip gelmesine imkan veriyor? Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez buyuruyor Nisa suresinde. Buna cevaben bu alim şöyle diyor. Çünkü biz Müslümanız, mümin değiliz de ondan. Yani gerçekten imana ulaşmış olsaydık Allah kafirlere bizim aleyhimizde yol vermezdi. Kafirler bize galip gelemezdi. Çünkü gerçek mümin olamadık o yüzden. Şimdi o böyle bir yorum yapıyor. Bence ayet tevhile müsaittir. Nisa 141'deki bu ayet tevhile müsaittir. Şöyle tevhil edilmeli. Müminler görevlerini yerine getirdikleri zaman Allah kafirlere müminlerin aleyhinde yol vermez demektir. Çünkü biz mümin değilsek de sahabe-i kiram mümindi ve yine de Uhud'da, Huneyn'de zor durumda kalmışlardı. Demek ki dünya ve ganimet peşine düşerlerse, Uhud'da olduğu gibi, çokluklarıyla gurura kapılırlarsa, Huneyn'de olduğu gibi veya görevlerini yerine getirmez ve almaları gereken tedbirleri almazlarsa, son 2-3 asırdır bizde olduğu gibi, hatalarını anlamaları için Allah kafirlere müminlerin aleyhinde bir ölçüde yol verebilir. Çünkü başka türlü anlamayacaklardır. Ondan dolayı. Onun için yani Allah'ın kafirlere müminlerin aleyhinde yol vermesi, müminleri zor durumda bırakması, kafirlerin müminlerden daha zengin, daha güçlü olması vesaire, daha kuvvetli olmaları aslında Allah'ın müminleri ikazından ibarettir. Eğer almaları gereken tedbirleri alsaydılar, kalplerinde dünya sevgisini kaldırıp atsaydılar,
yapmaları gereken yapsaydılar böyle olmayacaktı. Evet, Allah kafirlere, müminlerin aleyhine yol vermez ama bu şartlarla yol vermez. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanda çalışmak zorundayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz mektubunda bana demiş ki, kıymetli hocam, siz o daracık hücrenizde ümmet-i Muhammed'e onur ve şeref, iman ve cesaret dersi veriyorsunuz. İslam için mücadele etmenin, İslam için ileriye atılmanın ne kutlu bir dava, ne anlamlı bir tavır olduğunu öğretiyorsunuz. Siz bizim için tek başınıza bir ümmetsiniz. Sizin her hatırlayışımızda sadece Allah'a güvenen, ona teslim olan bir adamın neler yapabileceğini, zalimlerin kalplerine nasıl bir korku salabileceğini daha iyi anlıyorum. İmanın ne büyük bir imkan olduğunu, Allahu Ekber demenin ne anlama geldiğini öğreniyorum. Yani inşallah bu kardeşimizin söylediği gibi, yani onun gördüğü gibi olmayı Allah nasip eylesin. Ve tüm kardeşlerimize Allah Azze ve Celle imanın şerefini kalplerinde hissetmeyi nasip etsin. İmanın kendilerine izzet ve şeref kazandırmasını nasip eylesin. Gerçekten Allah Ekber'dir. Dolayısıyla gam yoktur, keder yoktur. Kimseden korkmaya hacet yoktur. Çünkü ondan büyüğü yoktur. Tüm arkadaşlara selam söyleyeyim.